Herkese merhaba. Ocean protokol yani Ocean coin ile ilgili sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 yılında 419 milyon Ocean dolaşımda yer alıyorken Temmuz 2021'e geldiğimizde 613 milyona kadar çıkıyor. Aralık 2021'de en yüksek market cap'ini gördüğü dönem boğa sezonu yani 613 milyon Ocean dolaşımda yer alıyormuş ve bu arz sabit bir şekilde Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. Sonra CoinMarketCap'teki verilere göre arzda bir düşüş meydana gelmiş. 568 milyona düşüyor. Yani bu belki de coin yaktılar. Bilmiyorum araştırmak lazım. Ve Ocak 2024'te 568 milyon oluşum, dolaşımda yer alıyor. Total saplesi 1.4 milyar yani üretilmiş bunun 568 milyonu dolaşımda yer alıyor. Yaklaşık 900 milyon kadar da o işin dolaşıma girmek için bekliyor. Maksimum saprisi de zaten 1.4 milyar oş. Tablomuza bakalım. Ben bu tabloyu hazırladım da 0.41 sen 0.4138 güncel dolaşımdaki arzı 568 milyon. Güncel market capi de 235 milyon. En yüksek zirveyi Aralık 2021 yılında 1 dolar 44 sentte görüyor. 613 e, milyon Ocean var ve güncel market kepi de şey en yüksek market kepi de 882 milyon dolarmış. Şimdi günümüzdeki arz ile geçmişte gördüğü bu en yüksek market kepe ulaşabilmesi için fiyatın minimum 1 dolar 56 sent olması gerekiyormuş. Yani bu neden böyle çıkıyor? Tabii ki arzdaki azalıştan kaynaklı olarak böyle bir sonuç çıkıyor. Bütün Ocean'ların dolaşıma girmiş haliyle hesaplayalım. Tabii ki böyle bir ihtimal çok e, düşük ama hani en garantisini göstereceğim ya size. En en garantisini ben bu şekilde bulununa inanıyorum. Ya yani o zaman da 0.63 ya da 63 sente yani gelirse fiyat o aşında geçmiş boğa performansı yakalamış olacak. Tabii ki bu nasıl olacaktı? Bütün o aşınların dolaşıma girmiş haliyle hesapladığımızda. E, zor bir ihtimal kısa sürede en azından olmayacaktır. Hemen grafiğe bakalım. Bakın grafik üzerinden gösterecek olursam. E, Ocean'ı şimdi, hatta şöyle daha net göstereyim ben. Ocean'ı şu an alan biri 0.63'ü bir hedeflese en garantisi tabii ki bu. %52'lik daha mesafesi var. Bir kere bu ne anlama geliyor? Yani Ocean muhtemelen boğa sezonu gelmeden bu bölgelerde yer alıyorsa demek ki boğa sezonunda daha büyük yükseliş yaşama ihtimali var. Bunu gösterecek potansiyeli var. 1.56 ise var olan arz ile hesapladığımızda ortaya çıkan minimum boğa hedefi. Asıl hedef burası zaten. 1 dolar 56 sent. O da %274'lük kar vaat ediyor şu an alan biri için. Şimdi o bakacak olursak zaten kaliteli bir coin kaliteli de bir projesi var. Açıkçası ben bu seviyelerin işin açısından ulaşılabilir, kolay hedefler olduğuna inanıyorum. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Yine yatırım tavsiyesi vermiyorum. Her zaman için bu piyasada risk var. Mesela bugün gördüğünüz Multi ve X Monero yani X Emre'de e, Binance tarafından delist edilecek. Dolayısıyla ne oldu? Hemen coin üzerinde %40, %50 düşüşler meydana geldi. Yani onda tek seferde yatırım yapan veya bütün parasıyla yatırım yapanlar varsa şu an için zaten bu piyasaya girdiğinde bin pişman olmuştur. Dolayısıyla her coin alınmıyor. Her coin'e de para yatırmamak gerekiyor. Veya her coin ATH'e kesin geçecek gözüne de bakmamak lazım. Araştıracağız ve sepet yapacağız. Sepet bu işin olmazsa olmazı. Örneğin 10 tane tane yani coin'in 2 tanesi XMR veya Multi olsaydı geriye kalan 8 coin yine sizin sigortanız olacaktı. Biraz buna benzer e, hareket etmek gerekiyor. Yani teknik coin'e bağlı kalmamak lazım. Burada yere gelmişken hatırlatayım dedim. Evet, ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.